Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, Taharet, Kitab-ı Taharet'ten devam ediyorduk. Temizlik yani, temizlik işte hadesten olur, necasetten olur. Ee, şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu temizlik bölümünde, hala adabını, asabına ümmetine öğrettiler. 15 asır önce öğretti. İşte insanlar ona riayet etmediğinde ne tür felaketlerle yüzleşiyorlar. Bugün Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözlerini daha iyi anlıyor, idrak ediyoruz. İlk okuduğumuz hadis-i şerifi Ebu Yubel Ensari Hazretleri rivayet ediyordu. Aleyhisselatu vesselam hala adabından bahsederken فَلَا تَسْتَقْبِلُوا وَلَا تَسْتَدْبِرُوا فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةِ ve la tested bi lakin olakin şerriku, yani yüzünüzü kıbleye çevirmeyin, sırtınız da kıbleye doğru olmasın, ee, doğuya batıya yönelin şeklindeydi. Peki şimdi sonraki rivayet, "Kale Şeyhül İmam Muhi Sünne, Muhi Sünne İmam Bagavi, rahmetullahi aleyh, dedi ki, hadis al hadisu fi sahra'i. Bu hadis yani sırtınızı kıbleye doğru, yüzünüzü kıbleye doğru çevirmeyin rivayeti. Ee, eğer birisi açık alanda kaday hacette bulunuyorsa bununla alakalıdır. Ee, eğer evde olursa ki İmam Şafi'ye göre kişi evde olursa e, sırtı kıbleye karşı da olsa bununla bir beis olmaz. Ama Hanefi mezhebine göre hadis-i şerif umumidir ister evde olsun, ister açık alanda olsun, hem kişinin yüzü hem de sırtı kıbleye doğru olmayacak. Neden? Çünkü Ebu Ayyub el Hazretleri diyor ki, biz Şam'a gitmiştik, orada helalar kıbleye doğruydu. Biz yan dönerdik ve istiğfar ederdik diyor. Yani onların bu şekilde yapması gösteriyor ki, kapalı alanlarda helalar olsa bile, yine Müslümanlar, müminler sırtlarını ve yüzlerini Kabe-i Muazzama'ya doğru çevirmeyecekler. Peki şimdi İmam Bagavi rahmetullahi aleyh ama farklı bir şey söylüyor. Diyor ki هَذَا الْحَد۪يثُ fi sahrayı Yani buradaki bu hüküm sahrada olursa böyledir. وَاَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلَا بَأْسَهِ eğer bir binanın içinde hela varsa, bugün evlerde olduğu gibi, bu şekilde olursa bunda bir beis yok diyor. Neden? لِمَا رُوْيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ anhuma. Aslında yani şöyle deseydi, لِمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ olsaydı daha doğru olurdu. Çünkü bu biraz zafiyet. E, ifade ediyor. Lema ruya an Abdullah bin Ömer <laughs> Abdullah bin Ömer'den rivayet e, edildiğinden dolayı diyor. Yani Abdullah bin Ömer'den şimdi rivayet nakledecek. Bundan dolayı diyor e, bu Resulullah Aleyhisselam'ın فَلَا <laughs> تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَلَا Yani yüzünüzü de sırtınızı da helada kıbleye doğru çevirmeyin rivayeti açık alanda eğer kişi kadayı hacet yaparsa o zaman geçerlidir evde olursa bunda bir beis yok diyor peki getirdiği rivayet kardeşlerim Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen e, biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Hafsa annemiz Abdullah bin Ömer'in ablasıydı ee, Hazreti Hz. Ömer Efendimizin biri kızı biri oğluydu. Ee, Efendimiz Aleyhisselamla o cihetle de Abdullah bin Ömer'in bir yakınlığı var. Diyor ki Abdullah bin Ömer اِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ Hafsa, رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهَا yani e, saittu. Ben diyor Hafsa'nın radıyallahu anh'a evinin damının üzerine çıkmıştım li bazı haceti bir ihtiyacım için çıkmıştım. Faraitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakzi hacetehu mustadbiral kıble. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm diyor. Tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın topraktan bir evi var. Yani annelerimizin evi birbirine bitişik. Ayşe annemizin evi Mescid Nebevi'ye hemen perdeyi kaldırınca oradan mescide giriyor. Dar bir yer. Resulullah Aleyhisselam evde gece namaz kılarken Ayşe annemiz ayağını uzatınca Resulullah Aleyhisselam'a secde etmeye yer kalmaz. Eliyle Ayşe annemizin ayağını toplar. O halde secde eder. Daracık bir mekan. Devlet başkanıydı. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir evde yaşadı ki şimdi evinde hastalık var dışarıya çıkamıyor daralıyor saray gibi bir evi yok belki bodrum katta yaşıyor Resulullah Aleyhisselam'ın evine bakıp o baba o evde kadınlar teselli olsunlar وَمَا أَرْسَلْنَاكَ illa رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah Azze ve Celle'nin bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir evde yaşadı. Bununla alakalı hadis-i şerifler çok ayet var. Ama konuyu çok sağa sola girmeden götürelim ki mesafe almış olalım kardeşlerim. Diyor ki, Efendimiz aleyhisselamın o evi işte. Hafsa annemiz de öyle bir evde yaşıyor. Üzerinde hurma dalları var. Yukarıya çıkınca evin içi görülüyor. Ablasının evi olduğundan dolayı mahrem ablası mahrem hafsa annemiz, Resulullah Aleyhisselamı helada görüyor. Yani bu neyi gösteriyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medineyi münevvereye teşrif edince helâ artık evlerde helâ başlıyor. Yani evlerde helâ sistemi evlere geliyor. Ee, önceden Efendimiz e ilk geldiğinde garkat e, bu e, Cennetül Baki demiş olduğumuz yer oraya gidiliyordu ama burada evdeki heladan bahsediyor. Yakdi hacetehu mustedbir al kıble. Yani sırtını kıbleye doğru dönmüş. Mustak bile Şam. Mübarek yüzü de Beyt Şam'a doğru. Yani Beyt-i Makdis'e doğru. Beyt-i Makdis de Şam denen o bölgenin içinde oluyor. Şam dediğiniz Harran'dan başlıyor. Nil'e kadar devam eden uzanan bölgenin adıdır. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü de Beyt-i Makdis'e doğru. Şimdi bundan hareketle İmam Bagavi diyor ki Şafi, İmam Şafii de eğer kapalı bir mekan olursa kişinin sırtı Kabe'ye doğru olabilir. Ama İmam-ı Azam Hazretleri Ebu Eyyub el-Ensari'nin rivayet ettiği bu hadisi yani فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا Ne sırtınızı ne yüzünüzü Kabe-i Muazzama'ya doğru çevirmeyin. Bir de Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri Şam'a geldiği zaman orada helalar vardı. Onlar kapalı mekanlarda, binaların içindeydi. Orada sırtları Kabe'ye doğru olur, yan dönerlerdi. Öyle diyor, yan dönerdik diyor. Buradan anlıyor ki İmam-ı Azam Hazretleri kapalı bir mekan bile olsa sırtınız helaya oturduğunuzda Kabe-i Muazzama'ya doğru ya da yönünüz yüzünüz Kabe-i Muazzama'ya doğru olmayacak. Ama İmam-ı Azam Hazretlerinden bu hadisten dolayı eğer kapalı mekan olursa yüzünüz yine Kabe-i Muazzama'ya doğru olmaz, olamaz. Ama sırtınız olursa ee, bu da bir beyis yoktur rivayeti de var İmam-ı Azam Hazretlerinden ama Hanefi mezhebinin görüşü kardeşlerim kişi halada olduğu zaman ne yüzü ne sırtı Kabe-i Muazzama'ya doğru olmayacak peki burada rivayet var Eba Yübel Ensari Hazretleri hadisini alıyor İmam-ı Azam Hazretleri bir de diyor ki Hanefi fukahası bu Medine'nin ilk yıllarındadır. Erken zamanlarında. Önce böyleydi ama daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden biri hela gittiği zaman fela testekbilu kıble ve la bir ruha yüzü de sırtı da Kabe'ye doğru olmasın. Dolayısıyla önceki rivayet Şimdi okumuş olduğumuz rivayetin e, alanını tayin ediyor. O zaman Efendimiz Aleyhisselam bunu önceden yapmıştır. Ama sonraları artık sırtınızda, yüzünüzde Kabe-i Muazzama'ya doğru helada olmasın. Velev ki ev olsun, kapalı mekanda bir hela olsun ya da sahraya gittiniz, helâ yok bulamadınız böyle bir mekan varsa öyle bir mekanda e, nasıl olur? Tabi öyle bir mekanda da e, yani hiç helal yok çöldesiniz açık alanda olmaz Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mızrağı var onunla delerdi toprağı kazar öyle bir çukur oluşturulur sonra toprakla orası oradaki necaset kapatılır örtülür bu şekildeydi yani Resulullah Aleyhisselam böyle yapardı Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında bugün olduğu gibi dinlenme tesisleri yoktu kardeşlerim. Ama Peygamber aleyhisselam sahrada bile insan kadayı hacet yaparken nasıl yapması gerekiyor? Onun adabını kurallarını da öğretti. Ne zaman? 15 asır önce. Batı 17. yüzyılın sonunda helayı evlere koydu diye kıyameti kopardılar. Şimdi İslam mı ilericilik yoksa bunların yönlerini yüzlerini çevirdiği Batı mı ilericilik kardeşim ama cahillerin zihin dünyasında İslam deyince irtica Müslüman deyince mürtecilik onların aklına gelir görecekler Allah'ın inayetiyle Üstad Necip Fazıl diyor ya bazı geriden gidenler yüz bin devir ileride yani böyle yuvarlak bir alan dönüyorsunuz at yarışları olur yani bir alanın etrafında statta etrafında döner koşucular bazen siz 3 devir 3 tur öndesiniz ama onların bir kısmının arkasında gidiyorsunuz ama tur farkıyla öndesiniz yani Müslümanların e, birilerine göre, batıya göre gericiliği böyledir. Biz tur farkıyla onlardan öndeyiz. Uyandığımız zaman Allah Azze ve Celle bu fotoğrafı bizim ellerimizle değiştirecek kardeşlerim. Evet, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma Efendimiz'i o halde gördüm diyor. O halde kardeşlerim ne yapmalıyız? İki hadisten anlayacağımız şu, kesinlikle Müslüman evini yaparken, yatak odasında yatma şeklinden, helada oturma şekline kadar, bütün bunlar İslam'la alakalı hususlardır. Yani Efendimiz Aleyhisselam sağ omuzu üzerine yatardı. Yatak odalarında yatma şekilleri yüzünüz Kabe-i Muazzama'ya doğru olacak şekilde sağ omuzunuzun üzerinde yatacaksınız. O halde olsun ayaklarınız değil de yüzünüz, başınız Kabe'ye doğru olsun. Helada da taş konulurken sırtınız ya da yüzünüz Kabe'ye doğru olmasın kardeşlerim. Diğer hadis-i şerif 337. hadis. Ve an radıyallahu anh. Selman Farisi rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme önce İsfahan, Asbahan, Isfahan farklı dapları var, telaffuzları var. Oradan çıkıyor, köle oluyor, satıyorlar onu. Sonra Medine'ye geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif edince eee Müslüman oluyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görüp Müslüman oluyor. Ardından mükatep köleydi, yazışmalı köleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram vasıtasıyla onun bedelini ödettiriyor. Selman-ı Farise Hazretleri hür oluyor. Sonra Hendek Muharebesinde işte Hendeklerin kazılması vesairesi Resulullah aleyhisselama böyle yapalım diyor. Efendimiz ona dair buyurdu ki Selmanu minna ehlel beyt Selman bizden Selman İran'dan farklı bir coğrafyadan ama ben öyle bir ümmet yapısı kurdum ki Bilal Habeşli Ebu Bekir Kureyşli Selman İranlı ama Selmanu minna ehlel beyt yani benim ailemden benim ailemden biri Fatıma bana ne kadar yakınsa Selman, selman Farisi, lügatı başka, lisanı başka, memleketi farklı ama bana ailemden kızım ne kadar yakınsa selman Farisi işte o kadar yakın. Resulullah Aleyhisselam aldı bunları, erdirdi bunları, oldurdu bunları. Büyük bir sahabi, kerametleri zahir olan bir sahabi. Bağdat aşılacak, İran fethedilecek. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh kumandan. Selman Farisi yanında Hz. Ömer Efendimiz devlet başkanı. Fakat ordu nehirden karşıya nakledilecek. Gemileri yok. Karşıda büyük bir İran ordusu var. 10'ar kişi 23'er kişi şeklinde küçük kayıklarla naklederlerse o zaman e, onları karşıya çıkar çıkmaz az olduğundan şehit edecekler. Nasıl yapalım diye İbn Cerir'in tarihinde var. Selman Farisiye soruyor. Diyor ki: Ennel İslam İslam yenidir. Eğer ordun buraya şan şöhret için değil, Allah rızası için geldiyse o zaman emret diyor. Yürüsünler. Nehrin üzerinden yürüsünler diyor. Yürüyor karşıya geçiyorlar. Orada var. Yani İslam yeni. Bu din kıyamete kadar baki kalacak. Allah'ın nusreti eğer buradakiler buraya Allah Teala'nın adı yücelsin diye geldilerse o zaman bu nehir onları durduramaz diyor Selman-ı Farisi Hazretleri ve karşıya geçiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki olur mu hocam? Kardeşlerim Kul la ya ve selamen ala İbrahim Ateş her şeyi yakıyor işte. Ama İbrahim Aleyhisselam'ı yakmıyor. Bir asa bir denizi yarar mı? Yarmaz. Ama Allah azze ve celle fe Musa en idrib bahr Musa'ya emrediyor. <laughs> Vuruyor asayi deniz yarılıyor. Bunları yapmaya kadir olan Rabbimiz murad edince ve ordu kumandanı Sad bin Ebi Vakkas askeri selman Farisi olunca gayeleri de İ'la-u kelimetillah. Allah'ın adını yüceltmek olunca niçin ve neden bunlar olmasın kardeşlerim? Ve an selmane Selman, selman Farisi Hazretlerinden işte o Selman rivayet ediyor. O kerame sahibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencisi olan Selman. Ve Selman radıyallahu an, kal nehana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi nehyetti. Yani Resulullah Efendimiz aleyhisselam bizi nehyetti. Neden? En nestekbilel kıble kıbleye yönelmekten li gaitin av bavlin yani kadayi hacet büyük abdest bozma ya da ev bavlin ya da işte idrar işte küçük abdest büyük abdest e, bozma noktasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi nehyetti nehanâ ennestekbilel kiblete li gaitin av yani büyük abdesti bozarken, küçük abdesti bozarken yüzümüzü kıbleye doğru çevirmekten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi nehyetti diyor. Selman-ı Farisi Hazretleri kardeşlerim. Yani hem Müslüman yüzün dönmeyecek, hem sırtını dönmeyecek kıbleye doğru yüzünü ve sırtını çevirmeyecek. Önceki hadisleri teyit ediyor. Hani bu hadisi yine okumuştuk. Müslim rivayet ediyor. Başında müşrikler Selman-ı Farisi Hazretleri'yle alay etmişler. Demişlerdi ki Kad nevi nebiyyukum kulle şeyin hattel hira'e Peygamberiniz size her şeyi öğretmiş. Hatta nasıl kadayi hacet olur bunu bile öğretti diye alay etmişlerdi. Evet Efendimiz Aleyhisselam onu öğretti diyor. Devamında diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yüzümüzü ve sırtımızı kaday hacette ister büyük abdest ister küçük abdest olsun Kabe'yi muazzamaya doğru çevirmekten de nehyetti, yasakladı. Yapmayın böyle dedi. Ev ennestenciye bil yemin. Sağ elle, sağ elle İstinca yapmak. İstinca aslında çıkan o necaset onu temizlemek. Çıkan necaseti temizlemek. Onu da Peygamber Aleyhissalatu vesselam sağ elle temizlemeyi bize yasakladı. Bizi sağ elle taharet yapmaktan nehyetti. Yani istinca kat'un necase. Ee, nasıl? Haram mıdır? Mekruhtur. Mekruhtur. Hanefi mezhebine göre kişinin ee, kardeşlerim sağ eliyle taharet yapması mekruhtur ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi nehy ediyor yapmayın diyor sağ elinizle olmaz yani Üstad Necip Fazıl diyor ya aklımın fikrimi hep sağ elime verdim görevi olmasaydı sol elimi keserdim yani sol el tahareteli. Neden? Heladan çıkınca neler yapılacak, el yıkanacak. Bunlar gelen hadislerde göreceğiz Allah'ın inayetiyle. Ama Efendimiz şuna işaret ediyor. Elleri yıkadınız. Olur ki burada bir şey kaldıysa yemek yerken bu elinizle yiyeceksiniz. Eğer bununla taharet yaptınız, yıkamanıza rağmen bir şey kaldıysa mikrop buradan size bulaşır bu hastalık böyle gelmedi mi? Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam insanlar sağlıklarını korusun diye ne zaman bunları söylemiş kardeşlerim? Mikrobiyoloji o zaman yoktu. Mikrobun varlığını insanlar bilmiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asırlar önce bunları asabına söylüyorlar. Diyor ki ev en nestenciye bil yemin sağ elimizle istinca yapmak. Yani kat'un necase o necaseti oradan temizliyorsunuz suyla, taşla vesaireyle alıyorsunuz ama bunu sağ elle yapmayın buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Ev en nestenciye bi akalle min salaseti ahjarin. 3'ten daha az taşla temizlenmekten de onları nehyetti. Yani temizleniyorsanız en azından üç tane taş olsun buyurdu. Neden kardeşlerim? Hani la tokum fihi abda, lemesidun usis ala takwa min awal yomin, <laughs> ahaq an tokum fi, fihi rijal yuhbun an yatahharu. Adamları anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Ya Kuba'dakiler ya da Peygamber Aleyhisselam'ın Mescidindeki öğrencileri. Cenab-ı Hak onları met ediyor adamlar diyor. Siz de onlar gibi namaz kılın, onlar gibi adamlar olun. Peki onlar nasıl temizlik yapıyorlardı? Önce taşla, sonra suyla temizlik yapıyorlardı. Taşla, suyla. Üç tane taşla temizliyorlardı necaseti. Sonra suyla hiçbir şey bırakmıyorlardı. Peki bugün hala taş kullanılsın mı? Yok bugün kullanılmasın. Ne yapmalı bugün? Kardeşlerim suyla taharet olur. Suyla sonra tuvalet kağıdıyla kurulanmalı. Neden e, tuvalet kağıdı, kağıdın üzerine normal bir kağıdı, kağıt boş bile olsa, gazete kağıdı bile olsa taharette kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Neden? Çünkü üzerine bir şey yazılıyor. Onun bir kıymeti var, değeri var. Onun için kağıt, taharette kullanılmaz. Peki tuvalet kağıdı o kağıt değil mi? Değil. Her ne kadar ona kağıt denmiş olsa bile insanlar onu örfte yazı yazmak için kullanmıyorlar. Yani alayım da tuvalet kağıdının üzerine bir şeyler yazayım demiyorlar. O zaman o mendildir. Sadece onun için imal edilmiştir. Yazsanız üzerine yazı da Zaten doğru bir şekilde yazılmaz. O zaman bugün evvela suyla sonra kağıtla taharet almalı, temizlik yapmalı. Fakat Efendimiz Aleyhisselam zamanında e, su çok yok, e, taşla temizlik yapılır, sonra suyla bakiyesi izale edilirdi. E taş üçten aşağıya olmasın ki buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam orada bir şey kalmasın suyla ne kaldıysa onlar da izale edilsin. Ev en nestenciye bi raci'in ev bi azmin. Yine buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem reci ile reci reci ile de istinca yapmayın. Reci kardeşlerim aslında raci mercu anlamında raci yani e, bir şeyi Hayvan yiyor sonra temizken necis olan bir şeye dönüyor. Yiyor onu ondan necaset olarak çıkıyor. Yani bir halden taharetten başka bir hale intikal ediyor. Onun için efendimiz Aleyhisselam reci deniyor. Reci buyuruyor. Yani hayvanın dışkısı kurumuş, tezek olmuş. Bununla taharet olur mu? Olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en neslenciye bir raci'in raci ile de istinca yapmaktan bizi nehyetti. Neden? Hayvan tezeyi kurutulmuş, e, onunla taharet alsalar, necaset necasete bulaştığı zaman biri ıslak olacak, yaş olacak, diğeri o karışacak, daha fazla insan bedeni pisleşmiş olur. Yani bunları peygamber niye söylüyor aleyhissalatü vesselam? Kardeşlerim, onun geldiği toplum insanlar bunu bilmiyorlardı. Batılı adam işte 10 17. yüzyılda evine tuvaleti koydu. Peygamber bunları öğretmese sallallahu aleyhi ve sellem sıcak bölge oralar. Kim bilir ne salgın hastalıklar olacak? Ne kadar daha fazla olacak? Ne kadar insan ölecekti? Evu bir azmin ya da kemikle kemikle taharet almayın buyurdu. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadisinde buyurdular ki, inna alzma zadu ikhwanikum min aljinsi min aljinni. Inna zadu ikhwanikum min Çünkü kemik cinden olan kardeşlerinizin e, azıdır buyurdu cinlerin azığıdır. Ya da e, kemikten şundan dolayı Peygamber Aleyhisselam insanları nehyetti, bununla taharet almayın dedi. E, kemiği atıyorsunuz, köpek geliyor yiyor. Eğer köpek kuduzsa oraya bulaşıyor mikrobu. Sonra insan onu taharet yoluyla kullanırsa oradan insana bulaşmış olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam laboratuvarı yoktu. Ama bunları 15 asır önce söyledi. Nerelerden insanlara nasıl mikrob, mikrob bulaşır? Aleyhisselatu vesselam onun yolunu kapatmış oldu kardeşlerim. O halde Selman Farisi'den gelen bu hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kirama Hela adabını öğretiyor. Yüzünüz, sırtınız ister evde, ister dışarıda, açık alanda olun. Hela bulamayın. Böyle bir yerde olun. Orada kaday hacet durumu varsa yüzünüz, sırtınız Kabe'ye doğru olmasın. İki, sağ elinizle taharet almayın. Üç, temizliği doğru yapın. Dün taş vardı taşı zikretmişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün için tuvalet kağıdı var. Yani suyla sonra mutlaka tuvalet kağıdıyla. O kağıdı kullanmak mekruh değil demiştik. Başka bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka nelerden insana mikrop bulaşacaksa onlardan uzak durmayı tembih ediyor. Tezekten uzak durun. Neden? Çünkü o onunla taharet alınırsa İnsan bedenine bulaşır, oradan mikrop karışır. İkincisi e, kemik, köpekler yiyor, kuduz olur. Onunla tarih alırsanız orada mikrop vardır. O yolla bulaşabilir. Artı sallallahu aleyhi ve sellem İnnel azma zâdu ihvânekum minel cinni Cin kardeşlerinizin yiyeceğidir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim 338. hadis-i şerif Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Enes'i biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme annesi getiriyor. Hadimuka Enes Enes hizmetkarınız olsun ya Resulallah diyor. Ben diyor kocası Müslüman olduğundan dolayı kendisinin bıraktığı dul bir kadınım. Ee, erkekler parası olanlar para getiriyorlar. Esed nebevi yapılıyor. Gücü yetenler taş taşıyorlar. Bense bir kadınım. Param yok, para vereyim. Gücüm yetmez taş taşıyayım. Oğlum Enes var. Onu getirdim ya Resulallah diyor. Hadimuke <laughs> Enes. Enes hizmetkarın olsun, taleben olsun. Efendimiz Aleyhisselam alıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın talebesi Enes bin Malik. Onu anlatıyor, onu rivayet ediyor bize. O halde hocalar talebelerin huzurunda öyle edeplerin, adaplarını kuşanmalı ki onlar çocuklar ama zihinlerinde fotoğraf alıyorlar. Babalar için de aynı durum geçerli. Ne yapıyorsunuz? Evde ne yapıyorsunuz? Dışarıda ne yapıyorsunuz? Milletin içinde haliniz nasıl? Çocuklar alıyorlar fotoğrafı zihinlerine kaydediyorlar. Babam böyle yaptı, hoca böyle yaptı diye. Onlar da sonra böyle yapacaklar kardeşlerim. İşte Enes bin Malik Efendimiz Aleyhisselam'dan o halleri naklediyor. Diyor ki yani Enes'ten ve an Enes'in radıyallahu anh kal. Enes bin Malik'ten rivayet ediliyor. Buyurdu ki Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ al dâ khalâ'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helaya girdiği zaman yakulu şöyle derdi Allahümme inni a'udhu bike minel khubuthi vel khabaih minel khubuthi vel Efendim Enes bin Malik tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem suyunu taşırdı Efendimizin suyunu taşır Resulullah aleyhisselam helaya girdiğinde o suyu alır Öyle derdi. Helaya girmeden böyle diyor. Yani Allahumme inni a'udhu bike minel khubuti vel khabaif. Ezberleyelim inşallah yazın bunu kardeşlerim. Helaya girmeden Allahumme inni a'udhu bike minel khubuti vel khabaif. Ya Rabbi erkek şeytanlardan, dişi şeytanlardan sana sığınıyorum. Allahum ey Allahım, ya Allahum ya Allahu demek yani. Allahum ey Allahım, inni a'udu bike. Sana sığınıyorum ya Rabbi. Minel Min al kubuti kabiz çolu Erkek şeytanlardan al kabaiz kabaiz de kabizenin çolu dişi şeytanlardan sana sığınıyorum. Peki bir yerde hala yok, kapalı bir mekan yok çöldesiniz, ucu bucağı yok. kaday hacet yapmak gerekiyor. Kazdınız bir yer, orada kazay hacet durumu var. Peki nerede söyleyeceksin? Bir mekan yok. Olduğunuz yerde söyleyeceksiniz o zaman. Olduğunuz yerde. Yani bir hela yoksa bir alet var. Alet mesela yaşanlı birisi bir alet getirdiler ona. Ona bevledecekse o mekanda olduğu yerde Allahumme inni a'udhu bike minel hubuth vel khabaith. Olduğu yerde bunu söyleyecek. Efendim Tahirül Mevlevi Matbuat Alemindeki Hayatım diye bir kitabı var. Orada diyor ki bu istiklal mahkemeleri kuruluyor. Şapka meselesi, şapka kanunuyla alakalı ona muhalefetten ulemayı, Udeba'yı, şu Aray bunları kim eli kalem tutuyorsa, konuşuyorsa bunlara gözdağı vermek için işte yargılıyorlar onları. Ali Haydar Efendi ile aynı koğuşta kalmış. Dersağım Ali Haydar Efendi ee, onunla aynı koğuşta kalıyor. Diyor ki öyle bir alandı ki bir odadayız. Kapıyı açmıyorlar. İçeride eğer birisinin kaday hacet yapma durumu varsa bir teneke var kandil mum ne varsa onu söndürüyorlar o tenekenin olduğu yere gidiyor bunlar allame dersam bunlar ne zamanlardan bahsediyoruz 1925'ler 1926'lar kardeşlerim bu ümmetin alim ulemasına bunları yaptılar aynı koğuşa koydular tuvalete çıkmalarına müsaade etmediler bunlar aynı odalarda hem küçük abdestlerini hem büyük abdestlerini dışarıya çıkmaya müsaade etmediklerinden dolayı e, Onların onurlarıyla, iffetleriyle böyle oynadılar Demokrasi, insan hakları diyorlar ya Bunlar kocaman yalan Bu ümmetin önderleri, bu toprakların sahiplerine onlara bunları yaptılar yani Allah muhafaza buyursun, öyle bir durumda da kişi, helâ yok, girilecek bir mekan yok. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini, yani veya yataktadır Allah muhafaza buyursun, o durumda olan kardeşlerimize yardım etsin. Onlar da oldukları yerde bu ifadeyi söylerler. O halde Efendimiz Aleyhisselam helaya girdiklerinde girerken yani girerken şunu söylerdi. Allahümme inni e'udhu bike minel hubusi vel habais. Şeytanlardan, dişisinden, erkeğinden sana sığınıyorum. Neden böyle derdi? Çünkü kardeşlerim hela yani kişilerin olmuş olduğu bu mekan ee, orada Allah Teala zikredilmez. Helada konuşulmaz. Helada konuşulmaz. Yani kadai hacet yapılır. Hemen beklenmeden oradan dışarıya çıkılır. Allah Teala'nın zikredilmediği bir mekan olduğundan dolayı şeytanlar orada insanlara çok musallat olabilirler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her türlü şeytan taarruzundan, vesvesesinden kendimizi koruyabilmek için bir de çok vesvese olur birinde. Acaba abdestim bozuldu mu, bozulmadı mı, idrar damladı mı, damlamadı mı diye onların sigortası oraya girmeden önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadesiyle Allah Teala'ya iltica etmek Allahümme inni e'udu bike minel hubuti vel if buyururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim 339. hadis-i şerife geldik. Efendimiz Aleyhisselam bir kabre uğruyor. Orada azap görenler var. Azap görenler var. Ee, iki kişi var orada. Bir hurma dalını Aleyhisselatü Vesselam kırıyor. Onların kabrine dikiyor bu hadis-i şerif e, ve devamında yine e, adabı ile alakalı hadisler var. E, bu hadis-i şerifleri bitirmeye, okumaya, anlamaya çalışacağız. Allah Teala'ya emanet olun. Estağfurullah ve tuğbileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.